Merhabalar canlarım, nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, keyfiniz nasıl, cumartesiniz nasıl geçti, bugün pazar, bugün KPSS ön lisans sınavı vardı, aranızda giren var mı yok mu, sınavlar, sorular nasıldı, hepsini konuşacağız işte, bugün sohbet, muhabbet, akış. Önümde böyle patates püresi üzerine böyle baharatlanmış, soğanlanmış ekmekler var böyle. Küçük küçük, minnak minnak, bak. Ayranım var. Öyle biraz sohbet edeceğiz, konuşacağız. Bu arada tereyağlı patates püresi üzerine baharat, soğan. Fırına atsanız mükemmel olur. O derece. Şimdi her şeyden önce bir like atıp abone olursanız sevinirim. 9100 abone olmuşuz. Ben çok sevindim şahsen. 9100 abone olmamıza. Yavaş yavaş böyle 10.000'e doğru minik ama emin adımlarla çıktığımızı söyleyebilirim. Onun için hepinize teşekkür eder. Bu lokmayı da sizler için gömüyorum. Of. O karabiber, o sumak, ondan sonra o isot, maydanoz, soğan birleşince mükemmel bir tadı var. Keşke yarısını salçalı yapsaydım. Görüntü olarak ama elimden bu geliyor. Şimdi bugünkü KPSS sınavınız nasıldı? Ben arkadaşlara sordum, biraz Türkçesi zorlamış sizleri. Türkçesi biraz zormuş dediler. Ondan sonra güncel bilgilere yetişememiş birkaç kişi. Matematikte kimse bir şey söylemedi bana. Umarım iyi geçmiştir. Umarım iyi geçmiştir. Bizimki gibi soruların çalındığını düşünüyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bizim KPSS'nin yani ikinci iptal edilen KPSS, bir tane iptal edilen sınava girdik ya 18'inde geçen ayın. Onun bir şeyleri falan çıkmıştı. Şimdi onu bekliyoruz. ÖSYM açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Bakalım. Umarım sizinki bizimki gibi olmaz. Sınavlarınız başlamıştır sizin de bu aralar. Aslında bu mukbangin konusu fobiler hakkında olacaktı. Sizin ilginç fobileriniz varsa aşağıya yazın diyecektim. Mesela benim var. Ben sudan çok korkuyorum. Yani deniz. Deniz korkusu var. Ama bunu belli bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Yani belli bir yere kadar denize girebiliyorum. Yüzme bilmemekten kaynaklı da olabilir. Başka bir korkum yok herhalde. Benim bildiğim yok. Ha, misfonyam var benim. Ağız seslerine dayanamam ama mesela ben sizin karşınızda katır kutur salatalık yiyorum ya. Ya da ne bileyim noodle yiyorum ya. Veyahut herhangi bir şey. Nefret ederim mesela. Ama ama bu işi yapıyorum. Nefret insanlığın nefret ettiği işi yapıyorum. Abi garip ya. Vallahi. Sizin var mı böyle rahatsızlıklarınız? Mesela sakız çiğneme sesinden nefret ederim.
Hele bir de böyle yamda. Çok affedersiniz, nimet üzerindeyim. Ama hani bazı yörelerde o nokta şey küfür anladınız gibi sakız çiğniyorsun derler. Bizde öyle de kahpe gibi sakız çiğneme derim mesela ben. Tabii çok büyüğüm değilse. Mesela yaşıtlarımdan biri olursa hiç fark etmez. Bir yanımda böyle çiğnemeye başladım. Kahpe gibi sakız çiğneme derim. Abi ağzını kapat çiğne işte, Allah Allah. Vallahi sinirlendim ha. Ondan sonra pek başka bir şey yok ya. Bu herhalde, bu kadar. Misfonyamız var. Yemekte çıkarılan sesler üzerine. Ama bunu yavaş yavaş böyle kendimde böyle nötrlemiş olabilirim. Nereye kayıyor ha? Sen nereye koyuyorsun? Yavaş yavaş bunu kendimden nötrlemiş olabilirim. Çünkü ara ara videoların yorumlarını izlerken, yorumlarını okurken pardon, arkada benim bu ses olduğu için oğlum niye kamera kayıyorsun? Niye kayıyorsun sen? Biraz alışmış olabilirim. Çok değil, biraz. Ama yine yanımda biri çak çuk çak çuk yerse sıkıntı. Bu arada bir dahaki mukbangın konusunu buldum. YouTube diğer mukbangın konusundan bahsediyorum bu. Seksist içerikli. Ne bileyim işte kulak yalamadır. Ayak yalamadır. Yok işte, tırmaladım kendimi falan. Bunları kaldırıyormuş. Şimdi üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Bu şekilde ASMR yapan kişiler ya bizim gibi ya yemek yemeye dönecek. Ya da daha farklı şeylere girecekler. Seviniyorum. Gerçekten Türkçe ASMR yazdığımız zaman sevgilim ayağımı yaladı, ne bileyim sütyenime tırmaladım gibi şeyler çıkmayacak. Ona da seviniyorum açıkçası. Ki biz bile burada yemek yiyerek konuştuğumuz zaman adamlar altına gelip sen insanları kötü etkiliyorsun. Yemek yiyorsun, videoya çekiyorsun, çocuklar bundan etkileniyor. Onlar da hiçbir şey yapmadan para kazanmayı hedefliyorlar. Gibisinden birkaç yorum geldi bana. Yok işte anca oturuyorsunuz, yiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya da ne bileyim işte ben yapmıyorum. Bana gelen yorumlardan bahsediyorum. Çünkü bayağı bir uzun koymuş. Galiba en son bana patlamış. Abi neyse. İşte sigara içiyorsunuz ekran karşısında, üflüyorsunuz. Çocuğum işte şey oluyor falan filan. Bekliyorum. Bence yalan. Daha vardı da. Söylemek istemiyorum. Yani en azından çocukların cinsel anlamda kötü etkileneceği bir şey ortadan kalktı. Onu da söyleyebilirim. Neyse şunu yiyeyim de çok boş konuşmaya başladım yine. Laf ediyorlar sonra. Yine boş yapıyorsun ya.
Allah belanı versin ya. Geçen biri beddua etmiş. Ben açım sen yemek yiyorsun diye. Pezevenk, bu nasıl bir bedduadır? Yani o şekil bana beddua edeceğini. Seni aç bırakana beddua et. Beni kim aç bıraktı demiyor. Niye onun yemeği var, benim yemeğim yok diyor. Neyse ya. Canınızı sıkmayayım daha fazla. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Videoya böyle bir abone ol, like atıp bildirimleri açarsanız böyle hızlıca bir 10.000 olabiliriz. Güzel şeyler bizi beklesin yani, değil mi? Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.